Benim sorum biraz daha duygusal. Siyasetten aman aman anlayan biri değilim. 6 ay önce bir YouTube kanalında bir söyleminiz var, röportajınızda. Kürt anaları daha çok ağlıyor. Onların yasları daha koyu ve daha uzun sürüyor diye. Kürt analarının yasları daha uzun, daha koyu geçiyorsa, Kıbrıs'ta görev yapan topçu, özel kuvvet Fatih Özkaya'nın ölüm değil, şehadet haberini aldıktan sonra babaannesinin üzüntüden sabahına ölü uyandığını, babasının ve annesinin ağır hastalıklar geçirip kalp krizi geçirdikten sonra hastanede uzun süre kaldığını biliyor muydunuz? Bahsettiğiniz gibi eğer gerçekten şehit ve gazi ailelerini ziyarette bulunuyorsanız bu söylemi nasıl gerçekleştirdiniz? Bu ikiyüzlülük olmaz mıydı? Siz bunu kendinize nasıl yakıştırırsınız? Çok teşekkürler. Teşekkürler. Şöyle, Kürt meselesinde maalesef Kürt anaları çok acılar çektiler. Şu an bile barış anneleri olarak halen acılar çekiyorlar. Cumartesi anneleri 1995'ten beri çocuklarımızın, eşlerimizin kemikleri nerede diye arıyorlar. Ve maalesef ki devlet, iktidarlar cevap vermiyor. Ama bizimkiler de... Bir dakika ben bitireyim. Tamam, bitireyim peki. Sonra... Yok bekleme, mikrofonu ver çünkü sorunu aldım. Tatmin edecektir cevap. Bana evet. Güven. Buyurun. Şimdi anaların acılarını da yarıştırmıyorum. Ve bakın cumartesi anneleri diyorum kemiklerini bulamamışlar arkadaşlar. Bir dakika bitireyim ama lütfen bitireyim. 13 yaşındayken köyünde Kur'an kursuna giderken askerlerin amcasına yönelik hakaretlerine öfkelenerek dağa çıkan bir gencin hikayesini ablasından dinledim. 1993'te çıkmış. 2 yıl sonra ölmüş dağda. Ve daha sonra Garzan mezarlığına gömülmüş ve o mezarlıkta tahrip edilmiş. Oradaki kemikler İstanbul Kilyos mezarlığına getirilip bir kaldırımın altına konulmuş. DNA analizleri yapılıyor. Aradan 27 yıl geçmiş. DNA analizleri yapılarak aileye kemik verilecek. 27 yıldır DNA analizi bitirilememiş ve kemiklerini alamamış o abla. İki gözü, iki çeşme ağlayarak anlatıyordu bana. O anneler ve bir o acıları da siz de hissedin ama Türk analarının da acısını herkes de hissetsin. Ben acıları da yarıştırmıyorum ama bakın düşünebiliyor musunuz? Kemiğini bile bulamıyorsunuz, yıllarca kemiğinin peşinde koşturuyorsunuz. Anaların acısını kesinlikle yarıştırmıyorum. Herkes hayatını kaybetmeye başladı ama olayın devamı inanın ki o bölgelerde çok daha yoğun bir şekilde hissediliyor. Yıllarca hissediliyor. Bir gidin konuşun isterseniz. Şöyle yarın yapayım. Öbür gün bir Batman'a gidin, Diyarbakır'a gidin, insanlara bir temas edin, dinlemeye çalışın. İnsani bir temas gerçekleştirin. Ömer Bey, ben sanırım şöyle acı da yarıştırmıyorum. Evet, evet. Tekrar söylüyorum. Şalteri indirmiş tarafsız biri olarak şunu söylüyorum size. Ömer Bey böyle bir şey söylemiştir ama şimdi de diyor ki acıları yarıştırmıyorum. Aslında söylemek istediği şey sanırım şu. Başlığını doğru bulursunuz, yanlış bulursunuz. Dediğim gibi o programdan sonra bizi ilgilendirir. Şu anda değil. Başlık şu. Diyor ki sanırım dağda bir terörist öldürülüyor. Onun anası da ana, onunki de evlat. Diyor ki kemikleri bazen 20 yıl gitmiyor, bazen çocuğuna mezar dahi yapamıyor. Doğal olarak sistemin neden olduğu, yanlış mı, doğru mu olduğu değil de buradaki mesele. Oradaki insanların evlatlarının cesetlerine dahi kavuşamadığı ve doğal olarak çok uzun mücadeleler verdiği anlatılıyor. Oradaki anne de başlığa PKK'yı koymuyordur. Oradaki baba da başlığa PKK'yı koymuyordur. O yüzden söylemde anneleri kıyaslamak ya da yarıştırmak gibi durum değil, farklı bir durum söz konusu diyorsunuz. Tabii kesinlikle değil mi? Böyle. Çok teşekkür ederim.